Merhaba Arkadaşlar, Emre. öncelikle hepinize hoş geldin diye başlayalım. Bu hafta Dark Troller ve Troll Tarihi, onunla birlikte Troll Tarihi dediğimiz zaman Azura Tarihine girmek durumunda kalıyoruz. Azura Tarihine girince de Old God'lara değinelim dedik. Böyle bir konu hazırladık. Şimdi neden Troll Tarihini konuşalım istedik? Oynadığımız expansion trollerle ilgili çok fazla done olan bir expansion ve önümüzdeki yama 8-3 yaması arkadaşlar, bizim yani oyunda hiçbir zaman yaşayamayacağımız ya da yaşamadığımız Old God hype'ını yaşattı ve hani büyük bir heyecanla Enzot'u ya da Nızot'u, nasıl telaffuzunu seviyorsanız onu kafanızda montajlayın oraya. Enzot'u göreceğimiz için heyecanlandık ve kendi aramızda yaptığımız işte teori craftlarda ya da muhabbetlerde, sohbetlerde bunu konuşalım istedik. Bunu sizlerle paylaşalım istedik. Şimdi ben çalışan bir insanım. Hep de bunun yakınmasını yapıyorum size zaten. Siz de hiç umurunuzda olmuyor. Öyle devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik olmuyor. Bundan dolayı arkadaşımızı eve davet ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Geldi. Kendisi trollerle alakalı nasıl söyleyeyim, lore'a çok hakim. Yani biz mesela troller bir ilgi. Mesela Vol'jin'in lore'unu yapacak olsak gidip o konuyu daha önceden araştırmamız gerekecek. Ama Onur'un hiç öyle bir şeye gerek yok. Kendisi trolleri çok sevdiği için direkt olarak trolle ilgili herhangi bir sorumuz olduğunda cevaplayabiliyor. Trolleri okuyor okuyor oynuyor. Ondan dolayı davet ettik. Hoş geldin diyoruz Hoş bulduk. sizlerle birlikte. Konu şöyle başladı. Abi ben Zuldazar'da gezerken, ki haritamız burada, ben de buradayım şu anda. Tal'Farak yakınlarında The Terrace of Speakers diye bir yer var. Burada bütün troll kabilelerinin konuşmacıları, daha doğrusu son kalanları buraya yerleşmiş. İşte abi bunları dikkat ettim, ben hepsiyle tek tek konuştum dedi. Ve burada iki tane nasıl söyleyeyim, böyle abandoned, biraz diğerlerinden daha uzakta duran İki tane troll kabilesinin temsilcisiyle karşılaştığını dile getirdi. Biri Drakari klanı, Drakari Tribe, Wrath of the Lich King expansion'ını oynayan arkadaşlar kendilerini tanırlar. Zaten tipleri de az çok göze aşina. Ve aynı zamanda Shadow Tooth Clan diye geçiyor. Ancak kendisini araştırmış. Abi Dark Troller diye geçiyormuş bunlar. Bu Dark Troller kimdir? Bunları bir araştıralım, sohbetini yapalım diye konuyu açtı ve şu anda buna başlayacağız. Yani özellikle bu ablayı ekrana getirip şöyle sabitlememin sebebi, konuyu Dark Troller'dan açacağız. Dark Troller kimlerdir? Nelerdir? Dünyadaki pozisyonları nedir? Şu anda Azeroth'ta ne gibi işlevleri var? Ya da bir işlevleri var mı? Daha önce nerede yaşadılar gibi soruların cevaplarını bulacağız. Şimdi o zaman soruyorum Onur, bize anlat şu an ekranda gördüğümüz Speaker Ignal kimdir? Shadow Tooth, Shadow özür diliyorum, Tooth klanı kimdir? Bu abla niye burada yer alıyor? Şimdi Dark Troller'in tarihine girmek gerekirse şöyle bir olay var. Bunlar niye önemli? Hani bu oyunda sürekli dönen bir spekülasyon var ya. Night Elf'ler trollerden gelmiştir diye. Bu Dark Troller işin kilit noktası aslında. Şimdi Dark Troller'in ten rengi mordur. Yani kolay kolay mor bir trolü göremezsiniz oyunda. Bundan dolayı lore tarihinde, yani troll tarihinde ki kesinleşmiş bir şeydir bu. Night Elf'lerin Dark Troller'den, yani normalde troll değil, Dark Troller'den geldiği malidir. Bunun tezi olarak da Dark Troller diğer trollerden ayrı olarak Mount Hyjal etrafında, yani bu Well of Eternity mi? Tamam. Eternity önemli yani, yok. Yani orada toplanıyorlar. Tabi bu şey gibi düşünebiliriz. İşte goblinlerin Kajomet etkisi altında zeki olup işte bir güç otorite kurması gibi. Bunlar da o kuyunun büyü gücünden etkileniyorlar. Jenerasyon boyunca evrilmeye başlıyorlar ve bildiğimiz Night Elf'leri oluşturuyorlar. Tabi Elun inancı nereden geldi? Buna değinecek olursak, kimilerine göre Elun aslında bir Loa.
Yani Troll'un ölçüsüne göre bir Ay wild doğası card. mı? Öyle denebilir. Zaten Azeroth'un iki ayı var, biri Elun diye lanse ediliyor. Şimdi bu Elun nasıl buldular? O kısım var. Teori yapmak gerekirse büyük ihtimal o kadar çok güçlendiler ki büyüyle artık bazı varlıkların varlığını algılamaya başladılar ki troller Loa'ları görmesini, algılamasını sağlayan şey belli bir kademeden sonra gerçekleşiyor. Hmm. Shadow Hunter'lık dediğimiz şey vardır. Yani normal bir troll kolay kolay bir Loa'yı göremez. Belli testlerden geçmesi gerekiyor. Geçtiği testler sayesinde Loa'yı görebilme, Loa'dan güç alabilme olayına kalışıyor. Yani ben bir trollüm atıyorum. Sırf inanıyorum diye bir Loa'dan güç alamam. Ya da bir Loa'ya işte atıyorum o tarikatın üyesiyim diye bu Loa bana güç vermek zorunda değil. Değil. Yani o zaman Loa dediğimiz tanrısal, yani vahşi tanrılar ki Wildgods diye geçiyorlar oyunda. Vahşi tanrılar o zaman bilinçleri olan yaratıklar. Hem bilinçli olan yaratıklar hem de şeye bakıyor bir nevi, seni tartıyor. Ona layık mısın? Hmm. Yani işte ne denir ona, bir kutsal savaşçı figürü vardır ya. İşte cesur musun? Fedakar mısın? Atıyorum mesela mantıkla mı hareket ediyorsun? Nasıl yapıyorsun? Peki şöyle bir soru sorayım sana o zaman. Dark Troll'ler var, geldiler. Atıyorum Elun'u buldular, keşfettiler, tamam, ama neden bir Night Elf evrimi yaşadılar? Yani nasıl bir Night Elf evrimi yaşadılar? Ya da şimdi biz Night Elf'ler trollerden geliyor diyoruz. Hep bu söylem var. Atıyorum adını sen söyle. Azeroth'taki ilk ırk troller olduğu söyleniyor. O yüzden işte bütün ırkların trollerden evrildiği düşünülüyor. Ama biz biliyoruz işte insanlar virgullardan, gnomlar nereden, cüceler nereden geliyor. Bir tek Night Elf'lerin kökenini trollere bağlayabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Mist of Pandaria oynadıysanız Alliance olarak Jinyu görevini yaptığınız zaman orada açıkça Jinyu'ların Murloc'lardan geldiğini söylemekte. Yani bir büyü etkisiyle evrimleştiğini ima etmekte. Yani bu direkt gameplay'lere, lore'da da açıkça beyan edilmiş. Çok yüksek bir büyü kaynağına maruz kaldığınız zaman fiziki olarak da işte manevi olarak da bir değişime elverişli hale geliyorsunuz. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı devam edecek olursam ve küçük bir nasıl söyleyeyim, yaptığım araştırmayı sizinle paylaşacak olursam ekranınızda şu anda görüyorsunuz. Yukarıda Zandalari troller var. Dark troller aşağıda görünüyor burada. Sanki Zandalardan türemişler gibi. Onun hikayesini ben anlatacağım. Onur beni destekleyecek burada. Forest troll, jungle trollerin ayrımını görüyorsunuz. İşte kısaca hiç anlatmayacağım detayını şimdi. Troll gelişimini görüyorsunuz. Şurada şöyle bir evrilme görüyorsunuz. Dark troll, Veil of Eternity ile etkileşim ve Night Elf'lere dönüşüm kısmını görüyorsunuz. Daha sonra Night Elf'lerin sırasıyla gelişmiş. İşte High Elf'ler, Nagalar, Harpiler, işte Sargeras'la ya da işte şununla bununla muhabbetleri. Şimdi ben Onur'a şurada şunu sormak istiyorum. Dark Troll'leri burada mesela bu ağaçta, atıyorum hiçbir bilgisi olmayan bir adam bu ağacı incelediği zaman Dark Troll artı Veil of Eternity eşittir Night Elf denklemini kurabilir. Burada Elun nasıl bir rol görüyor? Yok da Elun sadece onlar için kutsal bir Loa mı? Şimdi onu cevaplamak gerekirse bu inanç konusuna giriyor biraz da aslında. Yani bu Loa'ların tipik bir özelliği vardır ya, ne kadar çok inanılması olursa, yani bir kişi ona inanırsa o kadar çok güçleniyor. Yani büyük ihtimal Dark Troll'ler Elun'la temasa geçtiği an mantıklı bir Wildcat gibi veya da Loa gibi ya da Khadgar Elun'un Naur olduğunu söyler ki hepsi aynı statüye çıkar. Ne kadar çok inananın varsa o kadar çok güçlüsündür. Yani şey istemiş ol, ben bunlara biraz daha güç bahşedeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım, bunlar büyüsün, çoğalsın. Ben daha çok güçleneyim. Olabilir. İnancın asıl şeyi odur yani. Mesela Light'a inanırsın ki bunu bu geçen expansion'da görmüştük. Light'ın bir kontrol altına alma şeyi vardı. Hani böyle ben doğruyum. Benim evet, Illidan'a yaptıklarını sadece gördüm. Ben varım. Evet. O tarzda da bir şey olabilir. Çünkü şeyi de gördük yani, Light da doğru değil, Void de doğru değil. Ama ikisinde doğruya giden bir yolu var. Ben öyle diye yorumluyorum. Oğuzhan demiş ki, Elun Loa gibi bir şeyse Pillars of Creation vardı ya Legion'da. Evet, ondan 5 tane vardı. Her birin
bir Titan'dan geliyordu. 5. olan Tear of Elun Titan'larla ilgili değildi. Şimdi şöyle bir şey var. Bu normal hayatta da vardır. Nesnelere isim verme olayı genelde benzetme yoluyla yapılır. Yani o Tears of Elun'sa, yani Elun'un gözyaşı, gözyaşına benzediği için Night Elf'lerin elinde olduğu için öyle nitelendiriliyor olabilir. Ama asıl soru şu. Peki Billoa Titan kadar güçlü olabilir mi? Kamer abiyle konuştuğumuz bir konu. Şu ana kadar yaşayan en güçlü Loa, ki şu an yaşamıyor aslında, Shadowlands'te duruyor, Hakkar. Peki biz hep Zandalarla olan muhabbetlerimizde en güçlü Loa'nın Rezan olduğunu biliyorduk. Yaşayanların dünyasında Rezan. Shadowlands dedim abi aslında, şeyine bakarsa. Peki şöyle, normalde hiçbir Loa tamamen ölmüyor. İşte Shadowlands'e gidiyor ya da işte Nihiloth'a gidiyor ya da geri gelecekler. Önemli değil. Ama Hakkar bu dünyaya samonlanabildi. Samonlanabildi. Şöyle bir olay var. Ben onu öyle anlatayım. Hakkar yaşayan bir Loa'ydı. Shadowlands'e bir Shadowhunter tarafından, nasıl diyeyim, sürgün edildi. Mühürlendi oraya. Yani ondan bu Realm'le bağlantısı koptu. Hatta şey vardı bu. Kamer abiyle o konuda konuşmuştuk. Bir tane troll büyücüsü vardı. Ölüyor. Shadowlands'da Hakkar'ı buluyor. Hakkar'dan drain ettiği kanla tekrar normal hayata dönüyor. Full undead falan değil. Full normal gerçek. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Hakkar'ı bir şey olarak biliyoruz. Law of Blood. Yani kanın loası olarak biliyoruz. Bu ritüeli gerçekleştirebilen herhangi birisi Shadowlands'dan dönebilir mi? Ya da atıyorum bir Blood Elf ölüsü, yani Banshee iken bu tarafa tekrar dönebilir mi? Ya da bir Virkul ölüsü Volkri'ye dönmüşken bu kan ritüelini gerçekleştirip dönebilir mi? Şimdi şöyle bir şey var, benim mantıken yürüttüğüm bir şey. Trollerin kendine ait şeyleri var. Ritüelleri var. Belki de o ritüeller sadece troll kabileler arasında gizli kalmış bir şeydir. Eyvallah. Yani Blood Elf'in onu bilmesine belki imkan yoktur. Çünkü troller bazı şeyleri herkese gösterirken bazı şeyleri göstermiyorlar. Mesela yani şamanlık ele alalım. Hordun çoğu ırkı şaman olabiliyor. Troller de olabiliyor. Ama troller hariç hiç Witch Doctor gördün mü abi oyunda? Yok. Değil mi? Mesela onu demek ki aktarmıyorlar. Hatta olabilir. Şey olayı vardı. Trolleri War Chief'liğe aldığı zaman sadece erkek troller Witch Doctor olabiliyor. Bayanları asla olamıyor. Troll Horde'u eline alınca, Dark Spear'ların şeyde ele geçince kadın erkek eşittir. Yani bir nevi şeyi getiriyor. Cinsiyet eşitliğini götürüyor. Ondan sonra kadın Witch Doctor'lar çıkmaya. Hadi kadınları bile öğretmiyorlar. Anladım. Tauren Battlecry diyor ki Ogre Witch Doctor'lar vardı abi. Ogre'lerin şeyi bize ait değil. Kökeni. Draenor'dan gelme onlar. Yani Witch Doctor şeyi ne? Mesela oyunda bütün klaslar birbirine şey gösteriliyor. Mesela Zandarari'nin Paladin'i Prelight diye geçer. Yani normal Zandarari Paladin diye değil. Gerçek normal Lord'a. Ama biz onları normal Paladin skill'leriyle oynuyoruz mesela. Ama halbuki alakası yok. Anladım. Çünkü bir Human Paladin'in aldığı eğitimle Zandalar Paladin'in aldığı eğitim ki mantıken %100 aynı değildir. Anladım abi. Tauren Paladin'lerinde Sunwalker olmaları gibi, aynen öyle abi. Aynen öyle. Şimdi Dark Troll'leri ufak çapta tanımış olduk. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz ve evine gönderiyoruz. Tabii ki göndermiyoruz. Konuyu şöyle yapacağız. Peki bu abla niye burada? Neden burada yer alıyor? Drakari Tribe'ın yanında sadece Drakari Tribe mı var? Şöyle devam edelim. Burada Skull Splitter, White Witherbark, pardon yanlış okuyordum az kalsın. Frostmane Speaker'ları gibi çeşitli trollerin konuşmacıları, temsilcileri var. Arkadaşlar burası şu an bulunduğumuz yer Terrace of the Speakers ama Fallen Tribes. Yani burada düşmüş kabileler olarak görülüyor. Düşmüş kabileler şunlar bunlar. Tek tek geriye doğru gitmektense ben bu iki ırkı da karşıma alıyorum. Ve hikayeyi bildiğim kadar geriye götüreceğim. Şimdi biliyorsunuz Nezot geliyor, Enzot, Zat. Hiç önemi yok. Ben telaffuz konusunda iyi olduğumu iddia etmiyorum. Ve devam ediyorum. Azeroth
Çok o fazla gerilere dönmeyeceğim. İşte kozmik savaşlar oluyordu. Light işte Death'e girdi, Death Void'le girdi falan. İşte Disorder Arcane'e daldı, Ordu bir kafayı falan yediler. Boş verin onları şimdi. Onları başka bölümde uzun uzun anlatırız. Azeroth Old God'lar tarafından istila ediliyor. Ve istila edilirken de YouTube'daki videomdan da kısa bir anekdot vermiş olayım. Adınızı siz söyleyin. Elemental Lord'ları kullanıyorlar. Ve biliyorsunuz Azeroth'un gezegen ruhu bir Titan ruhu, bir bebek Titan içinden doğacak ve söylenene göre en güçlü Titan burada. Bu yüzden Titan Council yani Pantheon bu gezegeni korumaya çok fazla özen gösteriyor ve önem gösteriyor. Ve direkt olarak geliyor Azeroth'taki Old God zulmünü ya da Old God hasarını o bebek Titan'a ya da Azeroth'un ruhuna verebilecek hasarı durdurmak için Old God'ların kimisini öldürüyor. Kimisini adını sen söyleyin hapsediyorlar. Şimdi bunlara değinecek olursak benim oyunda gördüğüm bütün kitaplarda, tekstlerde şu yazar. 5 tane Old God vardır. Bakın tekrar ediyorum. 5 tane Old God vardır. Yisharaş, Garrosh'u delirten Old God ki kendisi ölmüştür. Sadece ölürken nasıl söyleyeyim? Hani kusmuştur bütün zehrini ve Azeroth'un çeşitli yerlerine kendisinin esansı dağılmıştır. Ama basit de Yisharaş ölmüştür arkadaşlar. Yani tekrar samonlanması ya da tekrar doğrulması yani tekrar ortaya çıkartılması imkansızdır. Yoksaron hapsedilmiştir. Ulduar tarafında, Ulduar tarafı demeyeyim artık. Ulduar'da bir Titan fesilitesine, bir Titan yapısına hapsedilmiştir. Katun öldürülmüştür ancak ruhu yok edilememiştir ve bedeninden sadece gözü kalmıştır. Böyle bir söylenti var. Bundan dolayı sadece Katun'un gözünün dünyada olduğunu biliyoruz. Nizot öldürülmeden tamamen hapsedilmiştir. 5. Old God'a dair herhangi bir bilgimiz yok. Çok fazla spekülasyon var. Çok fazla teori craft yapılıyor. Ancak net bir bilgi yok. O yüzden detaylı girmeyeceğim. Şimdi bunları anlattık. Evet. Ve bunlar iyi güzel varlar, hoşlar. Peki gezegen kurtarıldı. Azeroth işte aspektler var işin olayda böyle etrafta yaratıklar var, Titanlar var. Herkes işte huzur sağlandı şeyler adını siz söyleyin. Irklar huzur içinde de barış içinde yaşıyorlar. Ve gezegenin özünde var olan ancak çok fazla ortada olmayan bir ırk aşırı fazla aşırı şekilde güçlenmeye başlıyor. Bu ırk arkadaşlar troller. Ve troller nasıl söyleyeyim artık savaş dönemi olmadığı için Black Empire dönemi ortadan kalktığı için giderek zekasını da kullanabilecekleri işler yapmaya başlıyorlar. İşte Voodoo dedikleri bir aslında normal temelde Arcane gücü olan veya da Nature gücü olan her ikisine de dayanabiliyor bu Voodoo gücü. Doğru muyum? Voodoo gücü olan güce hakim olmaya başlıyorlar ve gittikçe zekileşiyorlar. Şöyle söyleyeyim o dönemlerde daha vahşi olan Azeroth'ta hayatta kalabilmek için aşırı şekilde fiziki güçte evriliyorlar. Yani hem fiziksel olarak çok güçlü bir ırk haline geliyorlar hem de adını siz söyleyin zeka olarak ileri seviyeye gelmeye başlıyorlar. Şimdi bu şey ekranı sizlere tekrar vereyim ırkların gelişme ekranını. Yukarıda sürekli olarak Zandalar trolleri görüyoruz. Zandalar trolleri görüyoruz. Arkadaşlar troller nasıl söyleyeyim? Belli bir ırk halinde yaşamıyorlardı başlangıçta ve dağınık şekilde küçük küçük kabileler halinde yaşıyorlardı. Bu kabilelerin en ünlüsü, en bilineni ve da en büyüğü Zandalar diye buraya Zandalar trolleri yazılmış. Aslında o dönemde ciddi şekilde nüfus gösteren Drakari trolleri var, Amaniler var. Amani trolleri var, Gurubaşılar var ve Zulfarak trolleri var. Girelim. Şimdi arkadaşlar dedik ki az evvel Old God'ları temizledik. Troller güçlendi. Dünyaya bir şekilde yayıldılar. Ve şu anda dünyaya yayılmış, Azeroth'a yayılmış trollerin haritasını görüyorsunuz. Arkadaşlar. Ancak bu bir savaş sonrası harita. Hemen şu savaş nedir ondan kısaca bir bahsedelim. Evet, Old God'lar def edildi. Old God'ların icabına bakıldı ama Old God tehdidi tamamen Azeroth'tan silinemiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Old God'ları Azeroth'tan
Tamamen temizlerseniz Azeroth'un Titan ruhuna zarar vereceksiniz ve Titanlar da bunları kesinlikle istemiyorlar. Bundan dolayı wipeout, yani temizleme yoluna gitmiyorlar, onları hapsetmeye çalışıyorlar. Ancak Kytraxi, işte atıyorum Akir gibi bir takım ırklar da mevcut. Yeryüzünde mesela Nerubianlar kuzeydeki Akir ırkları, işte Siltus'taki Kirajiler bir Akir ırkı, Pandaria'dan mantitler, Pandaria'daki mantitler bir Akir ırkıdır ve bu Akir ırkları şöyle söyleyeyim, trollerle doğal düşmanlar. Yani nasıl söyleyeyim, Old God'ların yönetimi altında ya da kontrol altında direkt olarak trollere saldırmıyorlar. Trollerle doğal bir düşmanlıkları var. Ancak bu düşmanlığı hisseden ve bilen Old God'lar bunları kontrol etmek istiyor ve bir seçkin bazı güçlerle güçler bahşederek kendilerini kandırıyor ve trollere savaş açmaya başlıyorlar. Çünkü gezegenin hakim ırkı o dönemde troller. Doğruyum değil mi? Şimdi bu Akir ırkının bir görseli var mı acaba elimizde? Aynen burada bir görseli var. Bu bir Akir ırkından Kytraxi generali, Akirlerin en güçlülerinden bir tanesi. Nasıl söyleyeyim? Bizzat Zandalar'da Zuldazar'da Zandalarların şehri olan Dazarolor'a kadar gelmiş bir ırk şekli. Takip için teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldin. Hoş geldin. Excel. Excel. Devam ediyorum. Az önce gördüğünüz haritada arkadaşlar, ki şurada Kalimdor Chronicles'da. Chronicles. Zandalarlar şurada arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir büyütebilir miyim acaba? Kasmazsa makinem. Zandalarlar burada. Thundering Mountain'ın hafif üstünde Mogushan Vault. Bakın buralar Pandaria'dan hatırlanırsınız. Mantit Vest, az önce Onur arkadaşımızın da belirttiği yer. Zuldazar şu hafif koyu sarılık Zandalarların olduğu yer. Akirler o kadar güçleniyor ki, özellikle Katun çok fazla nüfusunu devrediyor şeylere, Akir ırkına, Ankiraj şeyine, ki burada bölgeleri, ve yavaş yavaş trolleri yok etmeye başlıyorlar. İşte bu şu anda şuradan gösterebileceğimi düşünüyorum. Şu an önünde durduğumuz bu iki abi ve abla Shadowtooth Clan ve Drakariler bu Akirler tarafından neredeyse yok edime, kıyıma uğratılmış troll kabileleri. Evet, savaş bir şekilde oluyor, olmuyor, ilerliyor, ilerlemiyor derken Zuldazar'ın kalbi olan bu Dazarolor şehrine kadar geliyorlar. Çünkü burada daha önce Titanların yaptıkları bazı sihirler var. Troller buraları kutsal kabul ediyor ve buraların üstüne şehirleri inşa ediyorlar. Bundan dolayı da bu nasıl söyleyeyim, Akir ırkını, daha dolayısıyla Old God'ları hapis altında tutan bu sihirleri, mühürleri kırıp Old God'ların daha nüfusunu arttırmak istiyorlar. Ve son, yani Last Stand dediğimiz son savaş, Miferdi bir savaşı, Akir savaşının Miferdi bir savaşı şu an gördüğünüz şehri de Zuldazar'da gerçekleşiyor ve Zandalar trollerinin büyük zaferiyle sonuçlanıyor. Ve bundan sonra az önceki haritaya tekrar gelelim. Troller genişliğe Akirleri şeye hapsediyorlar, mevcut lokasyonlarına, daha doğrusu yer altlarına hapsediyorlar. Ve şu an gördüğünüz haritaları, nasıl söyleyeyim, şehirleri kurmaya başlıyorlar. Mavi gördüğünüz yer Drakariler. Kuzeyde Lich King tarafından daha sonra kontrol edilmeye başlanıyor. Amaniler, yeşiller, ki Zul Aman raidini ya da dungeon'ını çoğu kişiniz yapmıştır. Oradaki ırklar. Grubashiler, sarı olanlar Grubashiler, Zandalarlar turuncular. Burada mor gösterenler arkadaşlar, şurada mor bir şekilde görüyorsunuz, dağınık bir şekilde. Bunlar da Dark Troll'ler arkadaşlar. Dark Troll'ler ve geri kalan şu turuncularla gösterilen yerlerde Akirler arkadaşlar. Burası biliyorsunuz Ankiraj'ın olduğu yer. Klasik oynayan Okan abi bunu çokça seviyordur, tanıyordur, biliyordur. Şurası az önce gösterdiğimiz yer, mantitlerin olduğu yer. Burası da Ayol Nerup diye geçer.
şöyle söyleyeyim. Anub Arağan, Anub Rekan'ın ırkının olduğu bölge arkadaşlar. Şimdi ben buradan Dark Troll'lerden şimdi konuyu Onur'a bağlayacağım. Az önce söyledik, az önce muhabbetini yaptık. Bu Dark Troll'ler şundan dolayı, işte Veil of Eternity ile olan etkileşimlerinden dolayı Night Elf'lerin ataları oldukları kabul ediliyor. Şimdi arkadaşlar, Veil of Eternity bizzat Titanlar tarafından yapılmış ve içine Order tarafından, Order nasıl söyleyeyim, büyülerinin olduğu büyülerle yüklenmiş ve asıl amacı Azeroth'a hayat vermesi olan bir kuyu ve kendisi tam da burada gezegenin tam merkezinde duruyor. Şu an diyeceksiniz ki abi ya harita çok farklı, tek bir kıta. Kadimler Savaşı yaşanmadı, daha elfler Sargeras'ı samonlamaya çalışmadı, gezegen patlamadı. Azeroth her şeyden önce bu şekildeydi. Ve Dark Troll'ler Veil of Eternity'nin gücünü daha çok kullanmaya başlıyor, daha çok absorbe etmeye başlıyor, anlamaya başlıyor ve giderek artık nasıl söyleyeyim, güçleniyorlar. Yani şimdi biz en güçlü ırk, troll ırkını, troll kabilesini Zandalari olarak biliyoruz. Ancak Dark Troll'ler giderek büyü gücüyle bütün troll kabilelerin üstüne geçmeye başlıyor. Böyle hani hem bir sorunsal hem de Dark Troll'ler için bir güzellik oluyor aslında. Mesela ben burada kendi kendime bir soru sorayım. Biz hep şu şekilde söylüyoruz. Zandalariler en güçlüleri ama bu harita bana gösteriyor ki Amaniler daha büyük toprağa sahip. Grubaşlar daha büyük toprağa sahip. Zandalarlar küçük bir yere sıkışmış. Sence bunun sebebi ne? Şimdi Zandalarları diğer trollerden ayıran şey bunlar aristokrat. Yani elit kısım yani. Elit kısım. Nasıl tarif edebiliriz günümüz tarihinde? Şey gibi düşün. Nasıl yöneten tayfa aristokratlardan çıkar? Yani bu derebey dediğimiz işte soylu sınıfı, işte feodallik falan soylu sınıfı zandalardan çıkar. Şu olarak anlatmak gerekirse de kısadan ise, şimdi belli bir bilgi birikimine geldikleri için ki zandalarlar arkeni çok iyi kullanırlar mesela. Büyü şeyleri falan çok yüksektir. Peki yine Dark Troll'ler gibi ya da Night Elf'ler gibi arken gücünü Veil of Eternity'den mi alıyorlar? Onu açıkçası tam bilmiyorum ama yani büyük ihtimal öyle. Ama genelde arkein gücü etrafındaki büyü gücünü bükmekten gelir. Bir de aristokrat olduğu için, ki aristokratlık eşittir fikir yürütme, işte çözüm bulma, yeni bir arayışa girme, o tür şeylerle sağlanıyor. Büyük ihtimal bir arayış içerisine girdiler. O arayıştan çıktılar, arkeini keşfettiler, işte kendi zekalarını şey yönünde yordular, işte problem çözme diyelim ona, yani yaratılan problemi çözme şey yapma, bu da onları bir yönetici şeyine getiriyor. Yani şey gibi düşünebilirsin, nasıl anlatmak gerekir onu, bu adamlar şey, yani mesela lider şeyi vardır ya bir anladım, karizması. Anladım. Ama yani o zaman şöyle söyleyeyim. Yani haritaları şu anda görseldeki yerleşkeleri çok küçük de olsa aslında daha kutsal bir yerleşkenin, yani daha, troller için daha önemli bir yerdiler. Bu yüzden daha saygın bir pozisyondalar coğrafik olarak. Bir de şu olarak dediğim gibi, şu olarak normal bir trollden zeka ve fiziksellik olarak da güçlüler. Yani teke teke şimdi Soyut Padişah demiş ki Amaniler Zulaman zamanı hem Horde hem de Alliance şeyini kabul etmeyen mükemmel bir halktır diyor. Ama mesela Empire of Zul, ki şöyle söyleyeyim, birçok ismin mesela Zul Aman ya da Zul Grup, Zul Farak, işte bu tarz isimlerin gelmesinin sebebi olacak birleşme az önce bahsettiğimiz Akir Savaşı'na karşı olan birleşmede kaynaklanıyor. Ve Soyut Padişah, şunu söylemek istiyorum ben. Kesinlikle Amaniler hani küçültmek ya da işte bok atmak amaçlı değil. Bu etrafta gördüğümüz bütün troll kabileleri Zandalardan yardım istiyor. Ve Zandalarlar diyor ki hani biraz da kibirli bir şekilde, hani tamam gelin yardımcı olalım. Çünkü Akir savaşını, Akir ilerleyişini ya da Azeroth'taki Akir şeyini, nasıl söyleyeyim, hakimiyetini durduran ırk Zandalarlar oluyor. O da şeyden kaynaklanmış, çözüm üretme, işte savaştığın neyle savaşıyoruz, nasıl öldürebiliriz. Normal troll
Yani primal bir hayat yaşar yani. Ya ben onu öldürürüm ya beni öldürür şeyini şeklinde. Zandalar öyle değil. Yani benim düşmanım var ve bu yok edilecek. Bak Tauren Battlecry demiş ki troller Zandalardaki Titan Keeper'lardan mı evrimleşmiştir acaba? Curse of Flesh gibi. Teori. O tamamen teoriye giriyor. Yani benim yani troll yaratısına girersek ki onu ileriki süreçte gireriz herhalde. Yani şeyin sonunda troller nasıl yaratıldı diye. Şimdi şöyle bu Family Tree ben bayağı bir araştırdım, üzerine durdum ve nasıl söyleyeyim derinlemesine bir inceledim. Bu çok yanlış bir ağaç değil. Evet, oyun tarafından mı yapıldı bilmiyorum ama benim bildiğim daha çok oyuncu bazlı. Lore kaynaklı galiba. Hı? Lore kaynaklı yani. Aha. Nasıl diyeyim, duyduklarını bir şey. Mesela burada da şey yok. Tauren Battlecry. Troll'den öncesi yok. Mesela Titan Creation olan ırklar şurada şu şekilde gösteriliyor. Hani Creations of Titans diye. Bunun altında mesela cüceleri görebiliyorsun, işte gnomları görebiliyorsun, işte aspektleri görebiliyorsun falan filan gibi. Ben de trollerin hani Curse of Flesh yemiş bir muhabbet olduğunu hiç duymamıştım. Şu an ilk defa böyle bir Theory Craft'la karşılaştım. Öyle bir şey olsa farkına varırdık ama evet. Yani creation'ların hepsiyle karşılaştık biz. Evet. Yani Titan'ların şeylerine girdik. Yapıların hepsine girdik. Hı hı. Gördüğümüz zaten 3-4 tane ırk var işte. Earthen'lar, işte Gnome'ların ataları, küçük Earthen'lar, Raikul'lar. Başka da herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar size. Onur'un da sözünü kesmiş gibi olduk ama kusura bakmasın. Sen sor, ben cevaplayayım abi. Öyle gidelim. Şöyle bir harita var karşımızda arkadaşlar. Bu harita Dark Troll'lerin Veil of Eternity'nin gücüne hakim olup zaman içerisinde Night Elf'lere dönüştükten sonraki dünya haritasını gösteriyor. Görüyorsunuz hani mor olan yerler. Şimdi neden mora dikkat çekmiş burada WoW Gamepedia ya da haritayı yapan arkadaş? Şundan dolayı. Az önceki haritada mor bölgede Dark Troll'leri görüyordunuz. Şu bölgede. İkinci haritada ise mor olan bölge tamamen dünyayı kaplıyor ve Night Elf'leri temsil ediyor. Ve zaten Night Elf'lerin trollerden evrildiğini artık neredeyse eminiz, biliyoruz. Ve Dark Troll kabilesinde neredeyse yok olma eşiğine geldiğini biliyoruz. Şimdi bu harita evet çıktı karşımıza. Night Elf'ler dünyayı kasıp kavuruyor. Yükselen yeni ırk. Daha zekiler, daha güçlüler. Atıyorum Emerald Dream'e daha hakimler, Titan'larla daha içeler vesaire vesaire. Ve bizim Dark Troll arkadaşlar şurada Mount Hyjal Dağı'nın bir kısmında takılı kalıyorlar ve adını sen söyle mağaralara gizleniyorlar ve da çok da fazla gün yüzüne çıkmıyorlar ve kalan o atıyorum Akir Savaşı'ndan sonraki kalan nüfusları neyse o kadarcık kalıyorlar arkadaşlar. Şimdi sanki hikayeyi öyle bir bağladım ki Dark Troll'lerin hikayesi bitiyor gibi. Normal teoride aslında Dark Troll'lerin hikayesi bitiyor. Evet, sadece bu abla kalıyor Shadowtooth klanından ve... Lafını kestim abi. Bu expansion'a kadar, yani Battle of Azeroth expansion'a kadar oyunda hiç gameplay olarak bir Dark Troll gözükmedi bile. Bir tane bile. Bu avla işte ondan önemli. Ne mob olarak, ne NPC olarak, ne de başka bir şey olarak. Yani biz daha önce hiçbir Dark Troll görmedik. Sadece Warcraft 3'te gördük, o da Mount Hyjal Savaşı'nda gördük. Ki çok eski tarihler yani. Kaç expansion geçti? 6-7, 5-6 expansion geçti yani. Ki Warcraft çıktıktan sonra bile. Şimdi arkadaşlar Onur'un dikkat çektiği konu şurası. Şu an bir mercenary şeyi görüyorsunuz ya da işte bir kabile görüyorsunuz burada. Bunlar direkt Shadowtooth Clan ya da Dark Troll'ler olarak geçiyor Warcraft 3'te. Warcraft 3'te bu Dark Troll arkadaşlar ki ekranın arkasında kaldı. Şöyle tekrar göstereyim size. Speaker Ignal ki Shadowtooth Clan temsilcisi. Bu arkadaşlar bize Legion'a karşı olan savaşta yardımcı oluyorlar. Diğer bir önemleri de bu. Doğru muyum? Yani son bölümde bu sanırım troll paralı asker satın alıyorduk onlardan. Evet ama yani biz bunlardan troll paralı sat... Ben mesela Onur söyleyene kadar ya da Onur beni uyarana kadar hiç bunların Dark Troll olduğu, işte Night Elf'lerin atası olduğu, Night Elf'lerin adını sen söyle
gerçek geçmişlerine dayandığını bilmiyordum. Benim için mesela çok değişik ve büyük bir sürpriz olmuştu açıkçası. Değil mi? Öyleyse. Evet, öyle. Konuyu şöyle devam ettirelim. Tekrar Night Elf haritamızı açalım. Ve sizlere gösterelim. Şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar, Night Elf'ler dünyanın neredeyse tamamına hakimler. Yani ama bunları teke tek de Night Elf'ler olarak düşünmeyin artık, çünkü daha yeni bir evrim geçirilme zamanı var. Bu ırkların kimisi troll, kimisi henüz Night Elf gibi. Ve şöyle söyleyeyim, yavaş yavaş sınıflara ayrılma süreci başlıyor. Bu sınıflara ayrılma süreci de güçlü olmaya başlıyor. Mesela az önceki görselimize tekrar gelelim. Kendisi şurada. Night Elf'ler oluştuktan sonra işte High Elf'ler, Highborn'lar, işte Kueldaray'lar, Kueltalas'lar, Blood Elf'ler falan filan. Bunlara bölünüyorlar. Bunların bölünme sebepleri de şu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Yine bu meşhur haritamızda Well of Eternity'ye olan yakınlıklarıyla. Neden yakınlıklarıyla? Çünkü Well of Eternity dünyanın büyü gücü kaynağı. Ve bu büyü gücüne kim hakimse o daha güçleniyor ve o daha fazla etki göstermeye başlıyor. Ve bundan dolayı da nasıl söyleyeyim, bir soylu sınıf oluşmaya başlıyor. Ve biz bu soylu sınıfına Highborn sınıfı diyoruz. Burada eklemek isteyeceklerim var mı? Ben biraz çenemi dinlendireyim, yoruldum. Aslında benim merak ettiğim bir şey var ama hiç kökenine inmedin. Bu trollerle elfler birbirini hiç sevmez. Bunun kökeni savaş mı yoksa bir ego tavrı mı? Trollerle? Elfler. Yani genel olarak Night Elf olsun, Blood Elf olsun. Ben daha çok şeye görüyorum bunları. Eski kabile savaşları olabilir. Mesela daha çok Will of Eternity'nin etrafındaki kabileler işte Dark Troller ve Zandalarlardı. Daha önce zaten atıyorum Drakariler, Zulamanlar, işte Amaniler, Grubaşlar arasında işte Zandalarlara karşı bir zaten klan, hani kabile savaşları dönüyordu. Acaba buraya dayanıyor olabilir mi? Valla işte onu kestiremedim çünkü mesela bu gameplay'de, yani oyunun içinde Dazalalar'da gezerseniz mesela iki tane bir Night Elf, pardon Blood Elf var, fotoğraf çekiliyorlar manzaraya karşı. İşte şey gibisine konuşuyorlar işte, ay ne kadar ilginç yani, banel bir tapınak falan, fotoğraf çekelim diyor. Orada da troll guard, Zandalar ve troll guard bunlara şey diyor hani, üf elflerin egosuna bak be falan filan gibisine rencide edici bir şey söylüyor. Mesela diyaloglarda bile o şey belli. Birbirini çekememe. Acaba diyor mu evrimleştikten sonra yerleri mi kaptı? Oğuzhan da diyor ki ego kasmış elfler, lesser ırk diyor. Kendileri haricinde her ırka bunu yapıyorlar aşağıra döneminde. Ama şöyle bir şey var yani, bu ego kasmaları, ben şimdi Night Elf koruyucusu olarak görünmeyeyim ya da öyle görüneyim, hiç bir önemi yok. ya aşırı zekiler yani, anladın mı? Şöyle yapıyor, Arcane Blast'la 4 tane troll indiriyor yani. Hani o dönemi karşılaştıracak olursan. Ki dediğim gibi bu Well of Eternity'nin etrafına yaklaşmaya başladıkça bu güçlenme oranı artıyor ki zaten şöyle söyleyeyim, şurada göstereyim. Zin Ashari deniliyor. Zin Ashari'nin eskı adı neydi, hatırlıyor musun? Elnuz Jari mi? Öyle bir şeydi onun adı. Ben bir şey soracağım. Evriliyorlar? Nasıl evriliyorlar? Zamanla mı? Doğal? Zamanla Well of Eternity'nin işte bahsettik ya az önce. Evet, onun için. Well of Eternity'nin gücünü anlayarak evriliyorlar. Yani zekileşiyorlar. Tip olarak nasıl değişiyorlar bu kadar? Ya o da evrim. Evrim yavaş yavaş. Yani bir anda olmuyor hiçbir şey Warcraft dünyasında. Sadece bir jinyolar direkt evrimleşiyordu galiba. Direkt yani büyüğü görünce bir boyları uzamaya başlıyordu falan. Onlar yine yavaş yavaş. Mesela insanların da evrimleşmesi öyle. Raikullardan doğuyorlar. Ecüş bücüş bir şeye doğuyorlar. Doğanları hep sürgün ediyorlar. Bir tane de bunların başına ana dikiyorlar. Onları beslesin, büyüsün diye. Yani bir jenerasyonda mesela bozulumlar başlıyor. İkinci, üçüncü jenerasyonda yerine oturuyor. Bu şey olayı da vardı. Ben Wolfpedia'da geziyordum bir ara. Artık ne kadar doğru bilmiyorum. Hani bir High Elf veya Blood Elf babadan ve bir troll anneden doğan çocuğun elf olduğuna dair artık ne kadar doğru bilmiyorum. Yani çocuk direkt annesinden elf olarak çıkıyor. Troll babadan. Troll anne. Troll anneden, pardon. Elf baba. Hatta bu çocukla
Hikayede çok önemli bir yeri yok. Bir NPC'di galiba. Tam hatırlamıyorum. İsmini de hatırlamıyorum. Bakardık. Şeyde dalga geçiyorlar mesela ona. İşte senin annen troll, senin söz hakkın yok zaten falan filan. Hmm. Sen yarı bizdensin gibisine. O da half elf diye geçiyordu. Yarı elf diye geçiyordu. Mesela o da benim garibim. Half elf. Yani mangada var ya. Evet, Tauren Battlecry'den bir onama geldi. Oğuzhan da diyor ki hatta Jerod Kadimler Savaşı'nda Taurenlerle Fulbroglardan yardım alalım diyor. Adama kıçıyla gülüyorlar. Keşke alsalarmış, belki de bu tarz şeyler olmazmış. Şimdi ben size az önce Zin Aşari'den bahsettim. Zin Aşari'nin ilk ırk Azeroth'ta. Troller işte onlardan bahsediyoruz zaten. Dark troller. Dark troller. Şu an önünde durduğumuz abla, konumuz, bugünkü konumuz bu. Sol tarafta duran abla var ya. Pardon. Neyse. Sol tarafta duran abla Shadowtooth Clan. Konu bu zaten bugünkü. Şimdi Elundris aslında şehrin adı. Zin Aşari değil. Elundris de şuradan geliyor. Elun'un gözü anlamına geliyor. Ama Elun'un gözü ismi elfler zamanında verilmiyor. Bilinene göre Dark Troll döneminde veriliyor. Ve az önce seninle yaptığımız bu teori craft. Acaba Elun bir Wild God, evet. Tamam şimdi Senarius'la işte Goldrin'le ya da işte Urzok'la karıştırmayalım. Onlardan çok daha yüce bir varlık. Ama sıradan işte atıyorum mesela Hakkar gibi ya da Rezan gibi bir Wild God mı? Yani Dark Troll'ler Elun Wild God'ıyla ya da hadi biraz daha teorimizi içine katalım. Elun Noa'sıyla etkileşimlerini buluna buluna mı elf oldular? Şimdi şöyle bir teori yapabiliriz. Bunlar trolldü. Kuyunun gücünü keşfettiler. Elun'la temas kurdular. Tabi temas kurmak da direkt öyle iletişimle olmuyor. Belli bir büyü kullanman gerekiyor ki temas kurabilesin. Belki o iletişim sırasında etkilendikleri büyüyle evrimleştiler. Ya da Elun bunlara güç bahşetti. Ha, az önce bahsetmiştim. Daha fazla zekalar olsun. Anladım. Daha fazla müridim şey olsun şeklinde. Belki Elun şeylerin ön ayak oldu. Şimdi bu konuda hani henüz bir gelmiş net bir bilgi yok. Biz burada kendi teorilerimizi yaratıyoruz. Ama şundan eminiz arkadaşlar. Night Elf'ler trollerden evrildiler. Ve yüksek ihtimalle de Dark Troll'lerden evrildiler. Konuyu bağlayacağımız yer şurası olacak. Şu an ekranınızda gördüğünüz Speaker Ignal, yani sol tarafta duran Shadowtooth Clan, aslında belki de Azeroth'ta herkesten daha uzun süredir yaşayan bir kişilik, yaşayan bir abla. Ve kendisi Night Elf'lerin, yani bütün elflerin aslında, işte Blood Elf'lerin, Kualdoray'ların, Highborn'ların, aklınıza gelebilecek bütün elflerin atası. Biliyorsunuz ki trollerde evet belli bir yaşam sonrası, hani ömür var. Belli bir yaşa geldikten sonra ölüyorlar. Night Elf'ler gibi sonsuzluk kuyusundan ölümsüzlük gücü çekmiyorlar diye biliyoruz. Ancak şöyle bir durumda gerçek. Veil of Eternity'nin gücünü elflerden önce Dark Troll'ler kullanıyordu. Bu Dark Troll'ler yine bu Veil of Eternity'nin gücüyle sonsuz yaşam bahşedilmiş ya da sonsuz yaşama ermiş olabilirler mi? Biz ondan dolayı mı bu ablayla konuştuğumuz zaman bir karşımıza şey çıkartıyor mesela, işte bütün klanım yok oldu gibi bir konuşma yapıyor. Yani klanın yok olduğuna nasıl söyleyeyim, Twilight Hammer'ın tarafından o hadi şeydeki Mount Hyjal'deki olan kısım, ama Zandalarin dönemindeki yok oluşa, değişime şahit olmuş birisi gibi duruyor. Yanlış mı düşünüyorum? Büyük ihtimal öyle duruyor. Ben şey de yorumluyorum bunu, yani büyük ihtimal Shadowtooth klanı kuyuya en uzak olan klan. Ki büyük ihtimal etkilenmeyen, yani Dark Troll'lerin varlığını sürdüren tek klan Shadowtooth bence. Yani diğerlerinin hepsi evrimleşti, bir bunlar kaldı. Senin dediğin gibi de kaldıktan sonra troll elf savaşlarının gözükmemek için saklandılar. Ki zaten oyunda da bunları bir şeyde buluyoruz yani. Warcraft 3'te. Mantis'in yanında. Aha, yani bulmaman da, yani bulman da bir şey değiştirmiyor, bulmaman da bir şey değiştirmiyor açıkçası. Haritada keşfediyorsun yani ucra bir köşede. Şimdi benim bildiğim kadarıyla şurada ki mağarada kendileri, doğru muyum?
Öyle olması lazım. Şu an Nodrasil yazısının hemen sol tarafındaki mağarada rastlıyoruz arkadaşlar kendilerine. Dedik ki bunları biz Warcraft 3'te gördük. Warcraft 3'te gördüğümüz halleri de bunlardı. Kendileri Dark Troll'ler, yani şurada oturan abla Onur'un dediğine göre hani o Elf Troll savaşlarından dolayı işte görünmemek için saklandılar. Aslında kendi aralarındaki kabile savaşlarına dayanan bu... Bir de şey aklıma geldi, lafını kesiyorum abi. Yok. Ama bu bir teori craft'ta bir ırktan söz ediyorlar. Dark Elfler diye, Kara Elfler diye. O Kara Elfleri... Peki biz bunları burada görebiliyor muyuz? Hayır, asla gözükmemiş onlar ama şöyle bir şey var. Orada var mıdır bilmiyorum. Eklemişler mi? O kara elflerin dark trolllerle night elflerin geçiş ırkı olduğunu söylüyorlar. Burada olmayabilir. Ha, şu arada bir ırk var. Aynen. Diyorlar. Yani dark elflerin hani night elf ile dark troll'un arasındaki ırk geçiş ırk olarak tanımlandığını işte bazen expansion'larda şey çıkıyor işte dark elfler gelecekmiş gibisine bir söylenti ucuz böyle kıvılcım bir çıkıyor sonra sönüyor. Anladım. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi bu sonsuzluk kuyusunun etrafında Zinashari şehri kuruluyor. Aslında eski adı Elundris, yani Elun'un gözü olan şehir zamanla büyüyor ve şu anda meşhur boss'umuz Kuyun Ashara'nın yönetimi geliyor arkadaşlar. Ve Kuyun Ashara o kadar güçleniyor ki, o kadar güçlü bir büyücü haline geliyor ki World of Eternity'yi nasıl söyleyeyim, aşırı şekilde kullanmaya başlıyor. Aşırı şekilde kullanmaya başlıyor. Ve bu aşırı kullanım Twisted Nether'da sparklar, yani böyle kıvılcımlar oluşturmaya başlıyor. Ve Sargeras'ın dikkatini çekiyor. Sargeras'ın dikkatini çekmesinin sebebi bunda hani derler ya Titan tadı alıyor. Bir Titan gücü olduğunu anlıyor ve Azeroth'a olan hain planlar başlıyor. Yani burada bir Titan, çok güçlü bir Titan'ın oluşumunu hissediyor. World of Eternity'nin aşırı kullanımından dolayı. Ve ilk olarak Lord Zavius'du yanlış hatırlamıyorsam. Zavius kandırılıyor. O gidiyor Queen Ashara'yı ikna ediyor. Ve Queen Ashara işte o derin Kadimler Savaşı anlatımına girmeyeceğim. Queen Ashara inanıyor ve işte o meşhur Warbringers videosunu izledik zaten. Hani Sargeras'ı çekmeye çalışırken Kadınlar Savaşı'nda aşırı yüklenen World of Eternity patlıyor ve gezegenin son halini alıyor arkadaşlar. Azeroth gezegeninin son hali bu şekilde oluşuyor. Alunet, Arcane Mage Artifak Silahı. Eye of Ashara dungeon'da Ashara bir ara o kadar Arcane'le güçlenmişti ki Titan'lara rakip olarak güce hükmediyordu. Bir de şimdiki haline bak diye fısıldıyor. Olabilir. Çünkü Titan'lar şöyle söyleyelim. Hani Titan diyoruz. Tanrısal ırklar ama hani tanrı değiller. Yani nasıl söyleyeyim? Hani bizim yaşadığımız dünyadaki fuck. Allah inancı ya da Hristiyan inancındaki tanrı God inancı gibi tanrılar değiller. Yani Titan'lık mertebesi bir güç tarafına ya da bir kimse tarafından erişilemeyecek bir büyüklük değil diye biliyorum. Şey gibi düşünebiliriz bu Yunan mitoloji, İskandinav mitolojisindeki Pantheon tarzı var ya. Hı hı. Onun gibi düşünebilirsin aslında. Onun gibi. Yani bir High Father var, yani bir yüksek baba var. Onun etrafında işte çeşitli varlıklar var, belli güçlere hükmediyorlar ama aşırı derecede bir güce sahipler. Anladım. O tarzı düşünülebilir. O zaman hani tekrar soruyla şöyle bağlayayım. Sana geleyim. Titanlar bilindiği üzere Azeroth vari varlıklar değiller. Hı hı. Ancak nasıl söyleyeyim, en eski etkileşimi olduğunu bildiğimiz ırklar zaten Titanlar. Doğru muyum? İşte Old God'ların geldikten sonra Titan'lar Azeroth'a geliyor. Old God'lardan sonra. Sonra geliyor. Sonra geliyorlar. Çünkü bir işgal süreci var. Evet. Black Empire'ı durdurmak amaçlı. Şimdi soruyu şekillendiriyorum. Biliyorum biraz uzun oldu. Elun dahil, Hakkar dahil, bütün Wild God'lar, Kadimler Savaşı'na dahil olmuş senaryoslu Urzok'tu ya da trollerin inandığı işte Hakkar'dı, Rezan'dı, işte Kragva gibi bütün Loa'lar. Titan'larla kıyasladığımız zaman seviye olarak neredeler?
Şimdi WoW developerlar bir açıklama yapmışlar. Yani hiçbir karakteri birbiriyle karşılaştırmayın gibi. Evet. Ama şu olayla ben çok şey yapıyorum. Mesela Loa'nın güç kaynağı Azeroth. Yani onu çıkartıp Azeroth'tan başka bir yere koyduğunda o güç de aynı olmaz mantıken. Çünkü bir believer'lar olması lazım, inananlar olması lazım. Ayrıyetten gücünün kaynağını Emerald Dream'den çekiyor ayrıca. Yani mesela diğer gezegende Emerald Dream'le bağlantısını koruyabilecek Titanlar böyle bir sıkıntı yok. Hani Nihilum'da da Nihilum gezegeninde de aynı güçte. Azeroth'ta da aynı güçte. Tirnasık nedir diğer realmleri bilmiyorum ama çoğu yerde aynı güçteler yani. Hiç güçlerinde bir eksilme, azalma olmuyor. Bünyesinde kendi barındırdığı güçlere hükmediyorlar. Herhangi bir insan inancına ihtiyaç duymuyorlar ya da bir varlığı. Hep güçlüler. Bu haritada şöyle biraz uzaklaştırayım. Loaları nereye koyabiliriz? Loalar direkt zaten Nature'a Direkt bağlantılı. Nature, yani Direkt. Wildcard kısmına mı? Şurada Evet. mıyız? Evet, zaten doğa eşittir Wildcard yani. Peki nasıl izah edeyim? Life diyorlar. Hayır, az önce sen şunu söyledin bana. Hakkar'ın kanıyla tekrardan Shadowlands'ten şeye dönülebiliyor, realiteye dönülebiliyor. Şöyle bir şey var ama Hakkar yaşayanların dünyasındaydı. Tamam. Hakkar'ın gücünün kaynağı nedir? Blood God olmasının manası nedir? Onu anlatayım. Hakkar'ın güçlenme olayı, mesela bir troll kendini Hakkar'a feda ederse yanındaki diğer troller buff alıyor gibi düşün. Yani Hakkar'ın gücünü öyle tarif edebiliyorsun. Anladım. O yüzden Blood God. Ki troller zamanında, savaş zamanında Hakkar'a çok troll kurban ettiği için Hakkar aşırı bir güçlenme yaşıyor ki Kamer abi de onun önünü vermişti. Mesela bir savaşa gidiyorlar, 10 bin tane troll var. Bunun 5 bini kendini Hakkar'a kurban ediyor. Yani geri kalanları o buff'ı alıyor mesela. Ki Anladım. Hakkar da kanlar geldi şişmeye başlıyor. Hatta Zandalari'nin bir Loa üstüne yaptığı, hani işine Shit. gittiği, savaştığı tek şey Hakkar. Benim bu soruyu sormamdaki amaç şuydu. Wild God'larla Titan'lar karşı güçler gibi görünüyorlar burada. Şu olarak bu haritada aslında hiçbir güç birbirinin karşısı değil. Hepsi bir şeyi temsil ediyor. Tamam, ama şöyle söyleyeyim. Hani düzeni temsil eden Titan'lar varken yaşamı temsil eden de Wild God'lar var ya. Doğru muyum? Şimdi abi şunu şöyle düşünebiliriz. Bir çember düşünüyorsun. Mesela bak şöyle örneklendirelim. Disorder olmadan Hadi buyur. order olmaz. Şey gibi düşünebilirsin. Yaşam olmadan ölüm olmaz. Ölüm olmadan yaşam olmaz. Tekrar bir şey bir yere gelmez. Düzensizlik olmadan düzen olmaz. Düzen olmadan düzensizlik olur. Yani birbirini tamamlayan güçler. Mesela yaşam varsa düzen vardır. Yaşam varsa düzensizlik vardır. Yaşam varsa ölüm vardır. Yaşam varsa light vardır. Yaşam varsa hiçlik vardır. Anladım. Yani birbirlerini tamamlıyorlar. Şimdi bir dakika kadar haritayı inceliyorum. Bak Titanlarla Wildcard'ları aynı yere koymuşlar mesela düzlem olarak. Evet, ben de ondan bahsettim. Yani hani soruyu sormamın amacı oydu. Ona ne yönden bakabiliriz? Hani mesela Wildcard'lar yani doğalar direkt gücünü Life'la bağlantılıysa her yerde Life var aslında. Yani bir şekilde gücünü çekebilir. Life'ın gücünü kendine. O mantıklı olursa aynı güce gelebilirler ama Titanların yaratma gücü ki bir de bildiğim üzere şey var. İşte atıyorum mesela Death hepsinden güçlüdür yani ölüm. Bu bir gerçek. Sıralamaya gitti mesela. Fel Light'tan güçlüdür. Ama Void Fel'den güçlüdür. Öyle bir büyü sıralaması var ya. Anladım. Ya ben mesela şeyi de çok merak ediyorum. Wild God olarak biz Loa'ları ve işte kadimleri biliyoruz. Loa olarak Rezan'ı biliyoruz ve Rezan'ın tekrardan Zul tarafından diriltildiğini biliyoruz. Ama korpsu yani cesedi diriltildik. Direkt rezan değil He, yani. yani Rezan burada şu gördüğümüz yerde undead olarak karşımıza çıkmadı yani. Yok sadece cesedini yani vücudunu diriltti. Herhangi bir bound yok Rezan'la. Şöyle söyleyeyim, o zaman bizim bu Atal Dazar dungeon'ında gördüğümüz Atal Azar mı? Atal Dazar mıydı? Atal Atal Azar. Dazar dungeon'ında gördüğümüz Rezan şey basit bir T-Rex'in İskelet. T-Rex'in şeyi undead Evet. T-Rex yani. Zaten şey olayı var bu ne denir ona var olma hani fizik olarak var olma şeyini kendilerine beden yapıyorlar.
Haritamızı tekrar önümüze açtık arkadaşlar. Nzod ya da işte diğer Old God'lara çok fazla değinmemiş de olsak, aslında Azeroth'un şekillenmesinde nasıl bir rol oynadıklarından bahsettik. Trollerin Azeroth'a dağılışlarından bahsettik ve Dark Trollerin Dark Trollerin ne gibi bir önemi var, bundan bahsettik. Yani neden Dark Trollerden girdik? Azeroth'ta ilk defa Dark Trollerle karşılaştık. Battle for Azeroth expansion ile birlikte. Ve buradan hani yola çıkarak biraz daha ırkların kökenine doğru gidilebilir mi hype'ı düşüncesinin içine girdik ve bu sebeple bu konuyu detaylamasına anlatalım istedik arkadaşlar ve yaklaşık bir saatlik bir anlatımla sizlere sunduk. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki Eda ile Lore öğreniyorum bölümüne kadar görüşmek dileğiyle diyoruz.